günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Bugün Borsa Teknik'te sizlerle beraberim. Birazdan konuğumuz Ahmet Mergin olacak, Bay Teknik. Onunla beraber hisse senetlerini değerlendireceğiz. Öncesinde bir piyasalara bakalım. Son gelişmeler nedir? Çeşitli haberler vardı. Aşağı satışla ilgili yasak kalkacak şeklinde bildirimler vardı. Piyasa bunu nasıl karşıladı bir değerlendirelim. BIST 100'de 115.221'i görüyoruz. 0.48'lik bir prim söz konusu. Dolar TL'de 1.009'luk bir düşüş var. 6.85-38'deyiz. Gram altın 390 TL üzerindeki seyrine devam ettiriyor. 390.56'da 0.10'luk bir prim söz konusu. 2 yıllıklarda değişim yok. 9.19, 11.67'yi görüyoruz 10 yıllıklarda. Bir sonraki sayfamıza bakarsak dolar endeksini değerlendirdiğimizde dolarda güçlenme demeyelim, zayıflama söz konusu. 0.36'lık 97.15'teyiz. Euro dolar paritesinde 1.12.86'lardayız. 0.55'lik euronun dolara karşı güçlendiğini görmekteyiz. Pound dolara bakarsak 0.10'luk düşüşte 1.23.24. Dolar yene bakarsak da 0.06'lık yükselişte 107.19'u görüyoruz. Dolar İsviçre frangına bakarsak da 0.33'lük düşüşte 0.94 ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Piyasalara kabaca bir baktıktan sonra Sayın Ahmet Mergen'le beraber Bay Teknik bakalım piyasaların yorumlayalım. Ne diyorsunuz hocam? Ne haber Cenk? İyisin herhalde. İyiyim. Hafta sonu dinlendin mi bari? Dinlendim. Cumartesi pazar evdeydim. Çıkmadık. Çalıştık ama bir yandan da çalışmadan olmuyor. İmtihanlar nasıl gitti? Türkçe ile matematik bayağı zormuş. Vallahi öyle diyorlar. İmtihana girdin diye. Yok girmedim Allah aşkına. Onun üzerinden bir 40 sene geçti neredeyse. Yok 40 o değil de yaklaşık 32 sene olmuş. İnşallah herkes yani istediği yere girer giremez. Normalde girilmiyor da. Yani oraya kaç milyon kişi giriyor bilmiyorum. 2,5 milyon kişi giriyor üstadım. Oraya geldi mi ya? Geldik. 2,5 milyon kişi. Tekrar girenler. Benim oğlan 5 sene önce girerken 1 milyondu. Ya 2,5 milyon kişiye yığılmış. 2 milyon var mıydı? İnanılmaz. Yani burada belli başlı üniversiteler var. Yani her üniversite şundan iyi bu bundan iyi demeyeyim ama gene de bütün Türkiye'de belli bir klasman var. Yani bunun kaçışı yok kardeşim. Oraya da girebilecek insan kapasitesi 40-50 bini herhalde geçmiyor. Geçmez. Yani dünyada da bu böyle. Yani sırf bize yani, özgü bir şey değil. Dünyanın her yerinde aynı şey geçerli aslında. Tabii yani şimdi Amerika'ya gittiğin zaman mühendislik okuyacaksan falan filan nereye gideceksin abisi? MIT var. Stanford. Yanlış bilmiyorsam Berkeley, Kaliforniya'da. Yani hukuktu, ekonomiydi, bilmem neydi. O zaman Harvard'a gideceksin. İngiltere'de Oxford falan. Oralara gideceksin yani. Belli yerler var. Yani belli isim yapmış. Ama, marka olmuşlar. Tabii Fransa'da Sorbonne var. Yani politika alanında. Diğer taraftan yani bizim iki tane hayalimiz vardı dedik. Üçüncü hayalimiz de şu olsun, yani 50 bin doların üzerine giden endeks, 85 bin dolarlık bir endeks göreyim, bir hayalim var. Üçüncü hayalim de bütün üniversitelerin, mesela tıp fakülteleri, hepsinin böyle yılların cerrahpaşası vardır. Çapa Cerrahpaşa, Hacettepe falan. Bütün üniversiteler bu kalitede olmalı. Belki şimdi geçtiler, onu bilmiyorum. Ama biz eski toprak, bizim bildiğimiz yani tıp fakülteleri bunlardır. Buradan çıkan doktorların altına verirsin bıçağı yatarsın abi. Yani aynı şekilde başka üniversitelerde var. Herkes bir ODTÜ, bir ETÜ. Yani bunlardan belki 30 tane 40 tane olmalı. Aynı şekilde liseler de öyle. Liseler de girdiler. Orada da Galatasaray, Kabataş, Alman Lisesi, İstanbul Erkek, işte Vefa, şu bu Pertevniyel, yani Terakki, yani bir sürü Beşiktaş falan ismini şimdi hatırlayamayacağım. Saint Joseph, Saint Benoît'lar, onun dışında Anadolu işte Marif Kolejleri vardı bir zamanlar. Anadolu Liseleri, Kadıköy Anadolu falan gibi. Yani böyle kaliteli liselerin de çok fazla artması lazım. Fen Liseleri bilhassa çok artması lazım bence.
Ancak o zaman bizim hayallerimizden bir tanesi, o ikinci hayal gerçekleşebilir. 50 bin doların üzerine gitme hayali. Endeksin ve Türkiye'de insanların kişi başına düşen geliri 25 bin doların üzerine falan çıkacak. İnşallah. İnşallah. Yoksa bu girdabın içinde ekonomi biraz iyi, 11 bin dolar. Ekonomi çuvalladı, hop kişi başı 8 bin dolar. Bu nereye kadar? Nereye kadar yani? 20 sene böyle geçti. Orta gelir tuzağı bölgesi. Yani bir direnç var. Orada bir direnç var ya, direnç. Aşamadık. Yatay alandayız. Alt taraf 8500, üst taraf 11 bin falan. Ya bunu bir kıralım artık yukarıya doğru, niye? Yani bir hareket lazım. İşte onu bekliyorum. Yani inşallah o işler olur. Orada da yani Türkiye biraz daha iyi, çok daha iyi refah seviyesine erişir diye düşünüyorum. İnşallah üstad. Hayal ediyorum. Endekse gelince, efendim. Endekse gelince 2 saatlik bir grafik koyduk. İşte orada boşluk herhalde açıldı. Orası yanlış değilse orası kapanabilir gibi. Çanak tamamlanıyor bir kere daha. 116.640 üst tarafta. İşte aşağı tarafta da orası neresi? 113.500 falan, 400 gibi bir yer. 2 saatlik grafikte ortalamalar nedir? 20 birim. Yani 20 çarpı 2. 40 saatlik kırmızı. Mavi desen 8 birimlik. 2 kere 8, 16 saatlik oluyor ortalama. Öteki de 50 birim. Dikkat ederseniz koyun siz de 50 birimlik kısa vadeli bakıyorsanız 2 saatlik grafikte, yani 50 birim 100 saatlik ortalama eder. 2 çarpı 100. 2 çarpı 50, 100'e eşittir 100. Bunun altına gitmiyor. Oraya doğru yanaşır gibi oluyor. Oradan bir daha zıplıyor. Yanaşır gibi oluyor, bir daha zıplıyor. O şekilde kanguru yürüyüşü diyeyim ben buna. Şimdi bunu da birileri hemen edinir. Bunu ben söylemiştim falan diye. Bunun da telif hakkı bende olsun da. Yani zıplaya zıplaya nasıl kanguru gidiyorsa burası da kanguru yürüyüşünde. Buna da bir teknik terim olarak teknik analiz dünyasına ben hediye edeyim bari. Marka testini yaptıralım ya, üstadım. Marka testini alalım, isim hakkını alalım. Tescilleyelim tabii canım, burada kaydı olsun da ondan sonra ben söyledim falan filan olmasın. Yukarı tarafta yengeç yürüyüşü de bize aittir de neyse, o matruşka çanakları falan filan, onları da zamanında biz anlattık. Neyse, artık bir gün bir kitap yazacağız İngilizce, orada bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlara. Biz de öyle bir katkıda bulunan dünyamıza, teknik analiz dünyasına. Şimdi burada yukarı taraftaki hareket işte 124 bine doğru gidiyor. Baktım sabahleyin Akbank Garanti falan mızmızlanıyor. Bir girdim oraya. Bir tokat Akbank'a, bir tokat Garanti'ye. Ne oluyorsunuz ya? Kendinize gelin. Gelin bakayım yukarıya. Hadi bakayım. Kendinize gelin. Aşağılarda kaldınız. Ne yapmak istiyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Gibi. Bir sağ sol. Hemen hazır ola geldiler. Şaka bir yana. Gitmesini istiyorum. Yatırımcı bekliyor. Ha, bu kadar da bunaltılmaz. Şimdi tabii şeyler de kalkıyor. Yasaklar değil mi? Evet. Açığa satış yasağı kalkacak galiba. Öyle diyorlar. Öyle bir haber var. Diyorlar. Diyorlarsa zaten gerçekleşir bizim piyasada. Bugün zaten sona eriyormuş şey yasak. Deniyorsa. Yani şimdi yavaş yavaş buraya da gelebilirler. En azından Akbank Garanti yatırımcısı ya, %80 aşağıda fiyat dolar bazında. %80'in üzerinde aşağıda. Yani 2017 tepesi, 18 tepesine bile baksan 12 lira. Ama biraz daha geriye gidersen 2013'e doğru kağıtlar tam bir faciada. Tabii canım, inanılmaz. Yani dolar bazında önüne baktığın zaman ya bu kağıtlar bu dolar bazında bu fiyatlarda nasıl olmuş, ne etmiş? Esasında onların oraya gelmesinin sebebi de 2013'te dolar 1.5 ile 1.80 arası gidip geliyordu. Şimdiki gibi 7 lira da değil. Bu darsa bu arada orası da 6.85'e sıkıştı kaldı arkadaş. Ne yapacağı meçhul. 2 haftadır falan orada galiba. Evet, yani nabız atmıyor orada. USD, TR alışveriş yapanlar bayılmıştır yani.
aynı yerde duruyor. Endekste 50 birimlik ortalamanın altına gitmediği sürece evde kal, trende kal, vagonda kal. Bakalım nereye? Şimdi bankalarda gelirse 120 bine doğru gider. Yalnız bankalar geldi, büyük yatlar geldi diye diğer tarafta kendinize dikkat edin. Arada sırada endekslerde çıkışlar belli gruplar tarafından desteklenir. Bankaydı, şuydu, buydu, baba kağıtlar diyeyim, ana kağıtlar diyeyim, onların da hakkı geçmesin. Diğer tarafta daha önceden gitmiş kağıtlar varsa onlarda mal dağıtımı olabilir. Kağıtlarınıza bakın. Endeks yukarı gidiyorken sizin kağıt artık tekliyorsa, mekliyorsa, gidemiyorsa, zıp zıp yapamıyorsa, aksine yavaş yavaş aşağı doğru boynunu çevirip süzülüyorsa, karar mekanizması sizde kardeşim. Yeter dediler belki de bir süreliğine. Daha sonra gene gelirsin. Biraz hafifle derim ötekilerde. Gitmiyorlarsa ama bak şart var. Gitmiyorlarsa vagonda kal. Ortalamalara falan bakın yani. Diğer taraf. Endeksler böyledir. Endeksler zaman zaman bu tür işlere yarar. Endeks çıkar gibi yaparsın. Bütün mahallede bütün malları dağıtırlar. Ne o? 30 kağıt yukarı gitti. Bazen endeks düşer gibi yapar. Uzun bir düşün sonunda. Daha da dipsiz kuyu gibi aşağı aşağı gider. Kağıtların hiçbiri gitmez. O zaman anlayın ki endeks de sizi korkutarak elinizden malları topluyorlar. Düşüş trendinin sonunda. Aynı şekilde tam tersi endeksle beraber sizlere malları dağıtabilirler. Piyasalarda her zaman bir akümülasyon, toplama, biriktirme, sonunda yüksekte çıkışın sonunda da bir distribüsyon, yani dağıtım vardır. Akıllı para, akılsız paraya malları verir, onun parasını alır gider. Evet, geçelim. Evet, biz Karsan'la başlıyoruz. Endeksi geçtik, Karsan'la başlıyoruz hisselere. Hadi bakalım Karsan, burada gene bir ihale işi var galiba. Evet. ABD'de mi bu ihale? Evet, evet. Postane işi galiba. Aynen. Bu ama bir buçuklu fiyatlarda da bu haber gelmişti. Zaten ne zaman 2 liralara doğru gider. 2 liranın üzerine gidiyor. Bir zamanlar bunun 3,5'un üzerinde 3,72 falan gibi bir tepesi var. Şimdi geniş bir çanağa baktığın zaman alt taraf 98 kuruş, üst taraf 2,30 falan. 2,30, 1 lira desek 1 lira 30 kuruşluk bir çanak yüksekliği var. Yani H eşittir 1,30. 1,30'un üzerine bir katlama yaparsa geldi sana 3,60'a. Zaten 3,70'te tarihi oralarda bir tane tepe var. Geçmişten kalan. Orada da satıcı gelir. Bence ihalenin büyük bir kısmı, yani benim görüşüm tabii ki, herkesin görüşü değişik olabilir. Büyük bir kısmı zaten satın alındı gibi. İhaleyi aldığı zaman roketlemez. İhaleyi alırken zaten işler garantiye doğru giderken fiyat iyice yükselir. Garanti alındı. 1 liradan alan 3,60'da falan filan sen alıcı olarak gelirsen, buyur kardeşim al sana ihale de. Sana ihale senin üzerine kalır. Tamam. Genelde. Tepe 3,70'de olacak diye de iddia etmiyorum. Genelde kurallı böyledir. Aynı takımların şampiyon olması gibi. Şampiyon olana kadar haldır ümitle gider. Şampiyon olduğu zaman iş biter. Çünkü sezon bitti. Artık bundan sonraki sezona bakacaksın. Burada da ihaleyi kazanması bizim gönlümüzden geçen, Türkiye için iyi bir şey. Bir Türk şirketi ihaleyi kazanıyor. Onur verici bir şey. İnşallah kazanırlar. İnşallah kağıt 4 liraya gider. Hatta daha da yukarılara gider. Ama dediğim gibi ihaleyle gidip gelen bir kağıttır. Evet. İhaleyi alamazsa sıkıntı doğar. Dediğiniz fiyatları 3.70'li fiyatları 2000 yılında geçelim. Görmüştü hatırlıyorum ben. Geçmişinde böyle birkaç kere oldu da onun için söylüyorum. Evet evet. 2000... İhaleyle mihaleyle haldır haldır gidiyor, sonra ihale bir gerçekleşmiyor. Hop hüsran. Yatırımcı bir anda dağılıyor. Ya burada bir grup var mı? Yorum size ait. Eski topraklar bilir var mı yok mu. Geçelim. Bir sonraki... Eski kurtlar bilir. Gerel
Gel senle elektrik. Burası da bu elektrik melektrik arabalar malamalar yeni teknoloji falan filan oradan iyi bir hareket kaptı. Geçmişte de kapmıştı bir kere, bir spekülasyonu oldu. Bu kağıdın 5.27'lerde falan bir tepesi vardı. Oradan bir çaktılar. Dağıldı gitti 2018-2019'da. Son zamanlarda gene bir toparlama var. Kağıt 3.80, 1.68. Oraya da 1.80 diyelim. 3.80, 1.80, 2 lira. Aradaki fark 2 lira. Yani aş yüksekliği, çanağın kalınlığı veya yüksekliği diyelim yarım daire eşittir 2 lira civarında. 2 lirayı 3.82'nin üzerine koyarsak 5.82. Kağıt 5.72'ye geldi. Demek ki yaklaşık ortalama hedefi 6 lira civarı gibi. 20 günlük ortalamadan biraz fazla ayrıldı. Yani bir ateşleme daha oldu. Birileri geldi buraya. 6 lira civarında illa satıcı gelecek diye bir kural yok. Niye? Çünkü teknik analistler kendilerini zaten korurlar. Ne diyoruz? Asgari, minimum, en az çanak kadar katlar. Daha fazla katlarsa katlayabilir mi? Katlayabilir. Biz asgari dedik kardeşim. 6 olur, 6.5 olur onu bilemem. Ama asgari hedefi 5.86 aralığı gibi düşünebilirsiniz. Ortalamalardan fazla uzaklaşan kağıtlar zaman zaman kar satışlarına uğrayabilir. 4.61 20 günlük, 4.04 50 günlük ortalama. Kağıt nerede? Kağıt 6'ya doğru geliyor. Arada böyle bir 1.40 yani 1.5 liralık falan bir fark oluştu ortalamayla. Biraz fazla ayrıldı. Ana tavuk civcivleri çağırır gelin buraya diye. Ortalamadan fazla ayrılmak, tabii, sürüden fazla kopmak yok. Ama terse döndü. İş süren stop kullanırsınız. 5.72, 5.80 arada 20-25 kuruş neyse bir fark verirsiniz. İş süren stop. Orası gelmediği sürece fiyat yukarı, stop yukarı. Fiyat yukarı, stop yukarı. Beraber takip edersiniz fiyatı. Bu şekilde takip edilebilir. Geçelim. Bir sonraki hissemiz Temapol hissesi. Böyle bir takım değişik kağıtlar koydum. Çünkü yatırımcıda da var. Yani biz takip ediyoruz. Yani bu tavsiye mavsiye değil. Yani bunlar gördüğün gibi 14-15 liraya kadar roketlemiş 2 liradan. Oradan bir çakmışlar. Pataküte gelene geçene. Kağıt inmiş tekrar 2.40'ın olduğu yere 2.59'a. Zamanı da yedi. 2.5 lira 15 lira 6'da 1'e indi. Vay anasını. Şimdi buradan herhalde millet döküldü. Mallar teslim edildi sahiplerine. 14'lerden, 10 liradan, 9 liradan alanlar. Şimdi burada bir daha bir hareketlenme var. bu tip hareketlerde böyle çok hızlı giden, çok hızlı düşen kağıtlarda her zaman spekülatör veya bir grup hareketinin olmasından şüphe etmeniz lazım. Yani haber tamam da böyle haldır haldır yukarı, haldır haldır aşağı. Buralarda bir şeyler oluyor demektir. Şimdi kağıt 7.20-2.66 arasında bir V görünümü var. Yani yarım daire, daha doğrusu V gibi. Bu V katlayabilir mi? Aynı çanak gibi katlayabilir. Biraz da vatandaşların eşref saatine bağlı. Eğer isterlerse, mal da onlardaysa, biraz da kapitalleri varsa yavaş yavaş kağıdı sürükleyebilirler yukarıya doğru. Ana direnç 10.5 lira civarında gibi geliyor bana. Her ne kadar çanak katlama hedefi 12.5 gibi gözükse de bence 10.5'a doğru sıkıntı artar. Yani orada birileri fıkfıklanmaya başlar. Evet. Satayım matayım gibi. Orada bir satıcı kütlesi geçmişten kalan da oraya doğru gelir. Her ne kadar maliyetine kaçmış olmuyor. Çünkü zaman geçiyor. Maliyet artıyor. Tutma maliyeti. Ama abi onu aldım 10 liraya kaçayım diyebilir. Aşka da dediğim gibi kağıt biraz spekülatif gibi gözüküyor bana. Yatırımcı da top.
kendi ipini kendi çeker. Ben sadece piyanistim. Yani müziği çalıyorum. Piyaniste ateş etmek yok. Geçelim. Kristal bir sonraki hissemiz. Kovboylara sesleniyorum yani oradaki. Kristal. Kerata 2 lira. 1.95 falan filan gidiyor geliyor. 2.07, 2.06. Bir süredir orada. Ve bugün roket. Herhalde yüklü mal tutan birisi malı boşalttı. Ben değilim. Ama yukarıya doğru hareketlenmiş. 2.37'de tepe var. Gerçi 2.37 değil artık. Orası 2.40-2.50 arasında bir çanak. Oralara doğru gidebilir, sürükleyebilirler. Kağıdı uzun zamandır 1.75-2 arasında götürdü getirdi gitti geldi bir şeyler falan. Oradan şimdi ortalamaların da desteğiyle kırmızı 2.01-20 günlük ortalama. 8 günlük ortalama da onun üstünde. Kağıdı 20 günlük ortalamanın desteğinde yukarıya doğru ateşleyerek kopartıyor. 2.5'a doğru niyetleniyor gibi geliyor bana. Ama hoppa diye dalarsan büyük lotlarla orada birilerini soda rahatsız edersin. Geçelim. Ülker bundan sonra kesimiz. Ülker gene geldi 25-26 aralığına. Orada bir direnç var. Şimdi böyle baktığınız zaman 16-25. Yani bir yarım daireyi görüyoruz değil mi? Evet. Bir çizsek. Yani 25-50-26'dan bir düz çizgi çeksek. Alt tarafta 16. Şöyle bir yarım daire. Şöyle bir çanak. Çanak formasyonu yokmuş. Esasında. Biri de böyle iddia etti. Peki seni tatmin etmek için saucer diyeyim. Tabak formasyonu. Veya fincan diyeyim. Bir süre sonra kulpu da olabilir. Yani çanak biraz daha derin olduğu için ben öyle tercih ettim. Tabağın pek fazla derinliği olmaz. Çorba tabağının birazı gibi olur. Ona da zaten çanak çömlek olur. Oy oy. O kadar çok bilen var ki bu işleri. Bu arada adıma da bir hayırlı VIP olsun grubu açmışlar. Telefon ettim. Arkadaşlar beni de alın dedim. Yok hocam dediler. Buraya ancak bilenler giriyor. Seninle işimiz olamaz. Beni almadılar. Hay Allah. Ya dedim iki hay tüyo Allah verirsiniz biz de para kazanırız. Aa dediler. Öyle herkese tüyo vermiyoruz. Buradan gene sesleneyim. Benim herhangi bir yerde paralı VIP yok WhatsApp grubu yok Instagram grubu falan filan bir şeyim yok. Ben sadece Twitter denilen sosyal medya alanındayım. Orada millete laf yetiştiriyorum. Onlar da bana laf yetiştiriyor bir sürü insan. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Başka yerde herhangi bir şekilde bir bağlantım, grubum, mektupla mail grubum, WhatsApp grubum falan filan yok. Paraları kaptırmayın. O çakallara da iki kelam lafım var. Bakın arkadaşlar, böyle işler yapıyorsunuz. Ondan sonra yakalandığınız zaman aman abi ya ayağın gözünün yağını yiyin falan. Ben bu sefer acımam bu işlere. Yani vurdu mu vururum. Kendine gelsin herkes. Böyle abidik gubidik işler yok. Bu ülkenin savcısı da bu işlere bir patlatmalı. Ne bu ya? Hesap telefon açacaksınız falan filan. Telefon şirketleri de bu işe oluyor, alet oluyor. Açmayın kardeşim bu tip şeylere telefon. Açtığınız kişiden 80 tane evrak isteyin. Şey istiyorsunuz, evrak. Nüfus kağıdı, şu, bu, adres, ıvır zıvır. Nasıl oluyor bu? Bence telefon şirketleri de bu tip işlerden ceza alsa, tazminat cezası, bak nasıl kontrol ederler hesap açanları. Ama kendilerine bir şey olmadığı için gelene geçene veriliyor. Yaptırım yok ülkede. Telefonla millet soyuluyor. Telefon şirketleri de alet oluyor. Biz ne yapalım? Ne demek ne yapalım ya? Ne demek ne yapalım? Öyle bir iş mi var? Hesabını ona göre açacaksın. 80 tane soru soruyorsun normal insana. Onlara niye sormuyorsun? Geçmiş ayar olsun vermekten hocam. Bıktım ha.
Geçmiş vallahi olsun hocam. Ya. Gerçekten sıkıcı. Nereye dokunsak elimizde kalacak gibi bir hal almaya başladı. Ben sinirleniyorum. Ne oldu? Zaman süreci bitti mi? Bir buçuk dakikamız var. Yani Ülker'de evet devam edelim. Şimdi Ülker 25-16 yani 26-16. Kardeşim burası uzun vadeli devamlı yukarı giden bir kağıt. Yani burada ne yapacaksın? Yeşil renkli hareketli ortalama 50 günlük ortalama 23-45. Ben diyeyim 23. Sen de 22,5. Ama 22.90 son dip. Oralarda destek var demek ki. Bu kağıt yukarı katlarsa, ekonomi toparlanıp da bu kağıt da yukarıya doğru niyetlenirse bu kağıdın 30'un üzerinde bir kere hedefi olması lazım. Ya Ülker'de gitmiyorsa ne diyeyim ben? Ama normal şartlarda çanak katlama hedefi biraz zaman tanırsanız 35 lira falan civarı gözüküyor. Geçelim. Dagi bu bölümün son kağıdı olsun. Dagi. Hadi bunu da koyalım dedik. Bakalım ne yapmış Dagi. Lot yok gerçi burada da. Okay. Şöyle bir baktım kademelerde 5 lot falan filan var. Sert ama, hareket olmuş. Tabii yani götürülüyor gibi. Yani giren birileri para kazanıyor. Ama burada 100 bin not alıp da yani 3 liradan 100 bin not alacaksın. 7 liraya 100 bin notu çakacaksın falan. Biraz hayali gibi o iş. Ama 1.24'ten kağıdı almışlar 3.69'a. Oradan tekrar 1.24'ün olduğu 1.31'e eski dip seviyesinde destek bulmuş. Oradan tekrar kalkıyor ve çanağı yukarı yönde katlamış gibi bir durumu evet. var. Evet üstadım zamanımız dolmuş. İkinci devreye geçiyoruz galiba. Bekleme geçiyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden tamam. devam edeceğiz. Dönüşte Ütopya ile başlayacağız. QNB Finans Bank'ın dijital köprüsü serbest meslek sahiplerini geleceğe taşıyor. Hemen başvurun, e-serbest meslek makbuzuna 2022'ye kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olun. Üstelik şubeye gitmenize, hatta QNB Finans Bank müşterisi olmanıza bile gerek yok.
Evet değerli izleyiciler, Ahmet Mergen'le Bay Teknik devam ediyor. En son Utopia'da kalmıştık. Dönüşte oradan OEC'yi değerlendireceğiz demiştik. Utopia'nın grafiğini alalım. Evet, burada da bir 2.48'den itibaren başlayan ve 7'ye kadar olan kısımda bir V dönüşü var yaklaşık. Şimdi orası geçiliyor. Yukarı tarafta 7.92 var. 2018 yılından muhtemelen kalmış olan, geçmişten. Kağıt böyle baktığınız zaman yukarı tarafta 7.5, aşağı tarafta 2.5 gibi bir alan içinde. Yani 2.5'a gelince bunu geri alıyorlar. Bu kesin yani görüldüğü kadarıyla. En kötü ortamlarda bile 2.5'ta alıyorlar. Ama şu anda kağıt oralarda değil. Nerede kağıt? 5.60 falan civarında desteği var. 20 günlük hareketli ortalama 6.20'de. 50 günlük 5.60'da. Son dip 5.61'de. Oradan kopmuş yukarıya doğru. Çanağın tamamlanması için kağıda şans verilebilir. Biraz dikkatli olmak lazım bu yani buralarda. Çünkü 7.92'den 2.65'e paldır küldür yaşanan bir düşüş. Nasıl bir düşüş? Yukarıya çek, malı patlat. Ondan sonra yaz tabana falan filan. Ondan sonra yatırımcı iyice sersefil olsun. Paldır küldür gitsin paralar. Yatırımcı da top. Dikkatli olması lazım. Öyle bütün parayla marayla bu tip kağıtlara arada sırada öyle girilmez. Belli bir miktarı istiyorsan sokarsın. Uzun vadeli düşünüyorsan ama biraz dirence yakın yerdesin. Onu da bil. Geçelim. ADS alışveriş merkezleri. Bu da bambaşka bir olay. 4 liranın çok üzerinde galiba tepe. Biraz daha yukarılarda. Onu almışlar, götürmüşler. Yatırımcıya mallar verilmiş anladığım kadarıyla. Oradan paldır küldür. Ya şimdi 62 kuruş. Ya ayıptır kardeşim ya. 62 kuruş, 67 kuruş falan buralara bu kağıt yani. Niye oralara gidiyor? Niye 67'ye, 62'ye iniyor yani? Yani son dip 79'da. Şimdi tin 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 gene yavaş yavaş 2'ye doğru geliyoruz. Bunu yatırımcının alışı malışı götürmüyor anlaşılan. Yani oradan 4 liraların üzerinden mal 0.62'ye iniyorsa burada bir şişman parmak harekat var demektir. Yani birileri kontrol ediyor bu kağıdı. Şişman parmaklar kimse. Tekrar şimdi 2 lirayı geçirip kağıdı 2.5'a veya 3'e doğru sürüklerler mi? İsterlerse yaparlar. Yatırımcı burada da dikkatli olmalı derim. Geçelim. Bir sonraki hissemiz Denizli Cam. Yani Kütahya porselenler falan uçmuş gitmiş. 32 lira 30 lira falan. Burası böyle kaldı. Lot yok. Lotlarda belli kişilerde yıllardır böyledir. Pek fazla giren çıkan olmadı. Burada işlem yapanlar bir anlamda kendi kendilerini boğdular diyeyim. Bazı kağıtlar öyledir. Çok fazla girip çıkarsan kağıdı oradan oraya götür, buradan buraya götür. İndir, bindir, kaldır derken bir süre bir sonra bir bakarsın kendi kendine kalmışsın. Kimse gelmez oraya. Lotlar da azalır. Kendi kendine büyük lotlar yazarsın falan. Sanki likit havalar varmış gibi. Başka kağıtlarda da oluyor bitikmişler. Yatırımcı bir süre sonra uğramaz kardeşim. Mal öyle kalır. Burada da 8 lira civarında kalmış. Hareketli ortalama nerede? 7.50'de. Bura böyle 20-30 bin notu car çurt gelip alın falan öyle pek kolay kolay kaldıracak tipte bir yer değildi geçmişte. Şimdi nasıl pek değiştiğini zannetmiyorum. Bilenler anlatsın bana. Pek uğradığım bir yer değil, baktığım bir yer değil ama birileri kağıdı tekrar 11 liraya götürebilir mi? Götürebilir. Ama çok fazla büyük paralarla takılmak. Geçelim. Bir sonraki hissemiz Ege Endüstri. Evet, bu da yatırımcının çıpası gibi. Yani fırtınalı havalarda işte demir attı limana falan buna sarılıyor. Yalnız korona morona falan endeks 82 bine doğru gelirken de birileri belki çok fazla mal aldı 700'lerde. Orada malı gömdüler. 700 liradan 400 liranın 375'e geldiğin zaman 1000 not alsan ki alamazsın. Alman da biraz zor olur. Alırsan kabak gibi ortada çıkarsın. Seni görürler.
uzun vadeli toplanabilir gibi görünüyor. Toplayanlar iyi kar etti. Ama toplayanlar da öyle 300-500 lot alarak gelmedi buralara. 10 lot, 20 lot, 15 lot, 35 lot falan. O şekilde kendilerine bir portföy yaptılar. 700 liralara kadar geldi. 375. Tekrar çanağı tamamlatabilirler mi? Tamamlatabilirler. Ortalamaların üzerinde 375'te 490'dan geçen destek çizgisi var. İki tane dibi birleştiren. Orası aynı zamanda 20 günlük ortalamanın olduğu yerde destek. İkisi birden geliyor oraya. Kırmızı yeşilin üzerinde. Destek 600 civarında. Tekrar 700'ü görebilir mi? Görebilir. Yani biraz ittirirlerse gider. Buranın yatırımcısı zaten böyle satayım, alayım, vereyim, alttan tekrar yerine koyayım falan. Yani yukarıdan sat, açığa sat, düşük fiyattan topla falan. O tipte bir yatırımcı değil. Ufak ufak geliyor işte topluyor, mopluyor kendi çapında. Onun için birisi isterse şişman parmak götürebilir de 700 liraya. Pek fazla da sıkıntı olmaz. Geçelim. Bir sonraki hissemiz İskenderun Demir Çelik. Evet, Ereğli bugün gidiyordu biraz galiba yukarıya doğru. Bakayım. Kaç lira bilmiyorum. Söyleyeyim ben. 2 kuruşmuş, hay Allah. Neyse. 0.24 yukarı 8.50 olmuş. Geldi. Evet. Burada da 7.35 civarında tepe var. Biraz daha aşağısı 7.20 falan. Orayı zorluyor. Üçgen gibi bir görüntü görüyordur artık herhalde yatırımcılar. 6.64. Bir sonraki dibi birleştir. Yukarı doğru giden bir çizgi. Tepeyi düz alalım. 7.30-35 civarını. Burası geçildiği takdirde fiyatta 8'e doğru bir hareketlenme olmalı. Teknik açıdan böyle. 6.65, 35 kuruş orada 7'ye. 35 kuruş da yukarıya 70 kuruş. 7.35'in üzerine 70 koysan, 60-70 koysan işte 8 civarı. 7.98'de de tepe bekliyor seni. Ortalamaların üzerinde vagonda kalacaksın. Tren tırmanmaya çalışıyor. Yeşilin altına, 7'nin altına gittiği zaman o zaman düşünürsün. Pek iyi olmaz. Geçelim. Evet, bir sonraki hissemiz Enka. Kendi halinde fiyattır. Yavaş yavaş tıngır mıngır endeksle beraber yeni zirvelere gider. Buraya böyle geleceksin, büyük lotlar alacaksın, yukarıdan vereceksin, aşağıdan shortlayıp aşağıdan kısa pozisyonlu tekrar açığa sattığını yerine koyacaksın. Yok dipten alacaksın 10 bin, 20 bin not, hop yukarı gidecek, öyle bir yer değil. Benim bildiğim kadarıyla değil. Son zamanlarda değiştiyse onu bilemem. Ama değildir. Burası da bir maç falan filan gibi pek horozu rahatsız etmemek lazım. Horozu rahatsız edecek hareketlerden çekineceksin. Yatırıyorsun, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor ama yeni zirveye gidiyor. Ama TL bazında gidiyor, dolar bazında gene pek fazla hani kar etmedik falan diyen olabilir. Vallahi kardeşim, dolar bazında da zaten endeks 16 binde. %66 oranında geri gelmiş 50 bin dolardan. Ne yapsın yani kağıtlar? Hangi kağıt dolar bazında tarihi zirveye gitti ki? Bir tüpraşımız vardı, onu da indirdiniz aşağıya. Geçelim. Evet. Tren tırmanıyor. Katar yukarı doğru gidiyor. Ama ağır gidiyor. Ama gidiyor. Evet. Tekdu. Şey bir yer. Yani alışveriş, götür getir. Oralara çıkıyor, iniyor falan. Spekülatif hareketler de oluyor. Yatırımcı biraz dikkat edecek. Dipleri birleştiren çizgi senin desteğin. Aynı zamanda 1.52'de 20 günlük ortalama o da oradan geçiyor. Onun altına giderse 1.39'da 50 günlük ortalama bekler. Kırmızının altına giderse ben kendi alışveriş felsefem dahilinde ben satarım. Ama yatırımcı satmak zorunda değil. Uzun vadeli tutuyorsa 50 günlük ortalamaya bakar. Destek orada kırmızının altındaki. Ama yukarı yönde 1.90 oraya kadar götürebilirler mi? Götürebilirler. Ortalamanın üstünde dur bakalım ne yapacak arkadaşlar. Geçelim. Evet, bir sonraki hissemiz Türk Traktör. Yüzde kağıtlardan.
Burası tabii iyi toparlandı. Tarım falan filan sektörü de destek meslek bulunca dışarıdan gelen ürünlere de galiba gümrük mü? Evet, bir düzenlemeler geldi. Düzenlemeler. Önceden kokusunu alanlar zaten kağıdı tekrar eski 80 liralık seviyeye çektiler. Taşıdılar. Bir zamanlar 25 liraydı. Once upon a time. Yani pire berber iken, deve telli alırken falan. Sonra oradan 60'a, 60'dan 37'ye, 37'den duble yapsa 74. %100'ün üzerinde para kazandırmış. Yatırımcımızı keser mi? Kesmez. Kesmez. Niye 240 lira olmuyor mesela? Niye 160'a gitmiyor? Güzel kardeşim, bankalar %10 faiz vermiyor bile. Burada %100 almışsın. Otur oturduğun yerde, şikayet etme. Kağıt da yukarı gidiyor. Ortalamalardan biraz fazla uzaklaşmış. 10 lira uzakta, 70'ten. Ha, 70'e doğru biraz geri çekilebilir mi? Çekilebilir. Birisi 70-80 arasında %15 kazanmış ya. 10 lira, 70 liralık kağıtta 10 lira kazanıyor. %15. Bankada o kadar yok. Kaç günde kazanmış? 5 günde. İyi para. İşte hep ne yapsın yani? Hep bu şu fırsat maliyetini bir karşılaştırmayı öğrense yatırımcılar iyi olacak. Bir sonraki hissemiz enerji. Yani enerji sayısı. Burası da yani bütün enerji kağıtları gitti. Bu 8.5'te kaldı. Tövbe yarabbim. Allah Allah. Yani kağıt 8 ile 5.60 arasında çanağı tamamladı. Şimdi oradan böyle bir mızmızlanarak hafiften böyle sanki rollover dediğimiz hop. Yıkılma. Dur orada. Buradan patlaman lazım enerjiyle öteki kağıtlar gibi. Olmadı. Kırmızı bence kısa vadeli destek. 8.22. Onun altına giderse canım sıkılır benim. Yukarı tarafta 8.50 geçerse normal şartlarda bunun trend nasıl? Yukarıya. Ortalamaların üzerinde yukarı gidiyor. Biraz burada nasıl diyeyim? Güç mü topluyor? Yoksa yoruldu mu? Öyle bir durum var. Yukarı tarafta hedef olarak 8-5.5 çanağı katladığı zaman 2.5 lira. Yani 10 liranın üzerine doğru bunun gidebilme şansı var. Bekleyeceğiz. Yatırımcı değil miyiz? Tabii ki. Bir sonraki hisseye geçelim mi? Geçelim. Ege Seramik. Ne burası da çanağı tamamlamış. 5.25 civarında. 44 görmüş, vermişler. Şimdi tekrar toparlanıyor falan filan. Bir kanal çizdim. Tepeleri birleştiren, işte dipleri birleştiren gibi. Hareketli ortalamayla bir arada çizdim. Kırmızının hizasından çizdim ki bu kanal içinde. Kanalın üst çizgisi direnç, alt çizgisi destek. Çarpa çarpa yukarı doğru gidiyoruz. Alt mavi çizginin altına, kırmızı eğrinin altına gittiği zaman kısa vadeli satış gelir kardeş. O zaman 4.5'a kadar, 50 günlük ortalamaya kadar kağıdı verebilirler. Uzun vade, valla burada anlaşılan 2.46'dan 5.45'e geldiğine göre burada kağıdı kontrol eden bir şişman parmak da buralar veya şişman parmaklar. Onun için kağıtta onun veya onların ne yapmak istediği o önemli. Güzel de trend yapmışlar. Ama normal şartta 2.5-5 kanalı çanağı yukarı katlarsa kendinize zaman verirseniz, senede zaman tanırsanız 7.5-8 lira olur mu? Hedef öyle. Çanak katlama hedefi. Kanalın, çıkış kanalının içindesin. Kısa vadede çıkış kanalına bakarsın. Uzun vadede çanağın 2.5-5 çanağının katlanmasına bakacaksın. Vagonda kalacaksın. Trend yukarıya hala. Geçelim. Evet, Metro. Burası spekülatif bir yer belli. 3.24. 3.08, 3.24'ten 50 günde, 50 günden 3.08'de, 3.08'den bir pataküte, arka arkaya 4-5 gün, tamam, yatırımcı tuş. Sonra toparladılar kağıdı birinin altında. Şimdi geniş bir çanak görünümü var, Tobo gibi.
Ters yukarıya doğru başlık sanki. Tabii tabii. Sol taraf, sağ taraf çizdim. Ortada evet. Baş kısmı kahverengi çizgiler. Sarı renkte Tobo'nun, Tobo Gölü'nün olduğu yer. Yani geniş bir çanak oluyor. 1.78'in üzerine geçtiği zaman bence hızlanabilir. Tabii buradaki makiniste bağlı. Bu trenin bir makinisti var. Büyük bir makinist. O ne isterse öyle oluyor. Bazen imdat frenine basıyor. Bazen gaz veriyor. Geçelim. Kim olduğunu biliyor herkes canım. Tabii canım, onu söylemeye gerek yok. Akbank. Evet. Son zamanlarda yatırımcıları Akbank çok sordu hisselerden. Neden gitmiyor diye. Abi canım Cenk. Baktım duruma. Kardeşim. Kırmızı yeşili kesiyor. Golden Cross. Hala burada aşağı dedim. Aşağı vermeler falan filan. İndim aşağıya. Bir ona bir buna giriştim. Ne oluyor dedim ya. Kendinize gelin bakayım. Şimdi biraz toparlanıyoruz abi. Hedef 6.22 ve üstü olması lazım. Kesin kes. Normal şartlarda. Yani 1'e 3, 1'e 4'e katlayan kağıt. Ve burası hocam 1'e 3'e katlamaz. Katlamaz. Ama bu da 5,5 lirada işlem görüyor ya. Yani anlattım. Garantiyi de söyledim. %80 aşağıda işlem görüyor. Garantiyi koymadım. Koyduk zaten. Herkes biliyor. Ona da bir giriştim. Kendine gel falan gibilerden. Elinize sağlık hocam. Beni görünce devre kestiler. Elinize sağlık hocam. Beni görünce zaten uzaktan ben gelirken böyle devre kestiler hemen. Hop geliyor Ahmet Bey falan. Şaka bir yere biraz toparlanacak gibi gözüküyorlar. Ortalamaların altı stop. Bekleyeceğiz. Birilerinin keyfini bekleyeceğiz. Anlaşılan bu. Geçelim. Cemaş bir sonraki hissemiz. Bu Cemaş'ta Cem Taş hep yani karıştırılır. Cem Taş Cemaş. Bu Cemaş başka bir grubun kağıdı. Evet, Işıklar grubunun giden kağıdı. Tabii. Yani ben söylemeyeyim dedim ama neyse. Yani grubun kendi holdingi de çok aşağılardaydı. 4.12 indi. Sonra 3.38. Oradan bir daha verdiler. Kim verdiyse ortalamanın altına gitti. Oradan sonra Çağlayan düşüşü. Kağıt 0.58 civarında herhalde bir sene falan kalmıştır. Uzun bir süre. Ne oldu? Mallar toparlandı muhtemelen. Yatırımcıdan. Millet gınağı getirdi. Sonra oradan tırmanıyoruz. Şimdi 1.40 0.63 arası bir çanak görünümü var. Büyük görüntü 60 kuruşla 1.40 arasında, sol tarafı da yaparsak. Sağ tarafı da hadi fincanı diyeyim. Orta kısımdaki o büyük çöküş fincan olsun. Sağ tarafı da kulpu diyeyim, pardon. Kulp katlarsa 65'ten 35 kuruş, 40 kuruş daha koy 70. 1.40'ın üzerine 70 koy, 2 lira civarı falan. Orada düşüşte oluşan bir boşluk var. Eğer tepede verilen mallar hakikaten bu süreç zarfında yatırımcı elinden alındıysa, toparlandıysa, o zaman bu çanağın katlama şansı kuvvetli. Yani kulpun 2 lira, tabii tabii kuvvetli. 4 liraya gider mi onu bilemem ha. Onu arkadaşa soracaksın. Kim oradaysa. Mesele malın geçelim. Kimin elinde olduğu. Mesele mal binicideyse fiyat yukarı. Binicide değilse hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere gidemez maalesef. Jokey'e bağlı. Aynen öyle. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı bu kağıtla ilgili? Yok. Yani yatırımcı dikkatli olmalı. Nereye girdiğini bileceksin. Tabii. Yani hangi tür bir kağıdın içindesin bileceksin. Ama 4 lirada gelir alırsan, orada da çakılırsa sana ağlamayacaksın. 10 sene beklersin sonra. Ya hiç belli olmaz vallahi. Yani o mallar dökülene kadar bekletirler. Sen de hasta olursun. Başka taraf giderken. Onun için biraz dağıtılacak para. Sağa sola, yani değişik kağıtlara. Onun için potpourri diyoruz. Yani bir sepet yapın diyoruz. Ya öyle olmuyor. Millet krediyle beraber hurra diye dalıyor. Tek kağıt. Oradan bir çakıyorlar. Sıfır. Ondan sonra ben çok para kaybettim. Borsa kumar yeri. Aynen. İyi de sen zaten getirdin bütün plastik çipleri koydun o kağıda. Sen bahisi yaptın. Kumarı sen oynadın. Biraz dağıtacaksın kağıtları. Burada bir şirkete ortak olunuyor.
Yani biz meseleyi kaçırıyoruz. Esas ana temayı. İşte herkes burası capital gain'e, fiyat oynaklığına gelip kısa vadede para kazanayım mantığıyla hareket ediyor. Yani kimsenin nereye girip çıktığı da bildiği de yok. O gidiyor alıyoruz, bu gidiyor satıyoruz falan, böyle bir rakamlar oyunu var burada. Esasında tema o değil. Esasında ana tema bir şirkete ortak olmak. Bu şirketi ben kuramıyorum. Kuran birileri var. Ben de o şirketin bir parçası olmak istiyorum. Kendi paramla az buçuk oraya katılayım diyorum. Ana tema bu yani. O büyümeden, o şirketin gelirinden yararlanmak istiyorum. Ama Türkiye'de yatırımcı da haklı, yararlanamıyor. Olmuyor yani, Türkiye'de o para kazanılamıyor. Yatırımcı da dertli, doğru. Temettü alamıyor, onu alamıyor, kağıt aşağı gidiyor, süründürüyorlar. Yani evet. Biraz da yatırımcıya da bir şeyler vermek lazım be güzel kardeşim. Dedim ya, ana tema 10 bin senedir değişmedi. Hep bana, hep bana. Rab bana, hep bana. Hep bu. Evet, portföy çeşitlendirmek adına altına bir de gümüşe de bakalım isterseniz üstadım. Bir altının grafiğine bakalım. Vakit varken bakalım. Onları da attım öyle. Burada 1755, 1780. Bu aralıkta oynayabilir. Şu anda kaç lira bilmiyorum, kaç dolar 72. Bilmiyorum ama. 71-72'de. 72'de mi? Evet, 71-72. Yani bu aralıkta oynayabilir. Ondan sonra bu aralığı yukarı yönde katlama teşebbüsü olur. Olabilir. Teşebbüs nedir? 1780 olsa 55, 25 dolar. 1780'in üzerine, pardon, 25 dolar koyduğu zaman 1805. 2011-2012 yılları arasında zaten 1923'ten aşağı indikten sonra, düştükten sonra 3 defa 1805, işte 1795, 1799 falan gibi 3 defa denedi. Evet. Oradan sonra yıkıldı aşağıya. 1500'ün altında kadar. Tamamen faciaya döndü. 1040 dolara kadar düşmüştü. Şimdi yani bunun derdi var 1800'de. Bu dert büyük bir dert. Onun için yani koç kapısını, koç kafasını aldılar, kapıya böyle güm güm vuruyorlar. Her vuruşta birkaç menteşe sökülür. Ama ilk vuruşta 1800'deki o kapı, kale kapısı kırılmaz. Yani oturaklı bir kale kapısı orası. Ama yavaşlatabilirler, yani yumuşatabilirler. Bazı vidalar çıkar, bazı menteşeler gider. Kapı arkasında tahtalar varsa onlar yavaş yavaş zayıflar. En sonunda 1800 doları geçerse o zaman yukarıya doğru, ana zirveye doğru gitmeye var. Ana trend yukarıya. Bu da tabii gram altını yukarıya doğru çeker. Dolar TL aynı yerde kalsa bile. Yani bu ancak 400 liranın üzerine altının 1800 doların üzerine çıkmasıyla gerçekleşecek gibi bir durum var. Dolar 7 lira civarında kalırsa. Doğru söylüyorsunuz. Son 1,5 dakikaya girdik üstadım. Bir de gümüşe bakalım isterseniz. Evet. Bu da hasta etti yani insanları. Hakikaten yani öyle. 17-50 ile 18 arasında, 18-10 arasında tıkandı. Daha dar bir alanda 18 diyelim. Yani gerçi 18.03, 18.08 falan işte 18.05 ortalama alalım. Hı hı. Aşağı tarafta da 17.50 diyelim. 17.39 var, 17.49 var. 17.50 civarında da 20 günlük ortalama var galiba, öyle hatırlıyorum. Bu alan içinde sıkıştı. Bir yukarı gidiyor. Veriyorlar, aşağıdan alıcı geliyor. Hop. Yukarı gidiyor. Yukarıdan biri bastırıyor aşağıya. Şimdi bu alan bir tarafa doğru kopacak. Kaç kuruş, kaç liralık alan, kaç dolarlık? Bir dolarlık. 50, 55 dolar falan. 55 doları 18'in üzerine kopar. Ver elini 18-60 falan. Ama arada sol tarafta 18-38'de bir direnç var. Ama 18-60 ve üzeri esas dert 19'da. Bir türlü oraya gidemedik. Ama 11 dolarlardan da çok hızlı geldik. 11 dolara da çok hızlı indik. Orada korona marona tantanasında. Onun için yukarı ne tarafa doğru, yukarı doğru katlarsa 55 kuruş, aşağı doğru katlarsa da 17.50'nin altında, o zaman 17'li falan bir rakama bakılabilir.
Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık. Çok güzel detaylı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Çarşamba günü tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi günler. İyi günler değerli izleyiciler tekrar. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ahmet Mergen'le Bay Teknik'te yaklaşık 30 hisseyi değerlendirdik. Bitirdik bugünkü yayınımızı da. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.